Habertürk noktasına hoş geldiniz. Ermenistan-Azerbaycan arasında 27 Eylül'de başlayan çatışmalar, Ermenistan'ın saldırılarıyla başlayan çatışmalar bugün 34. gününde 3 kez ateşkes ilan edilmesine rağmen Ermenistan tarafından ihlal edildi her seferinde ve sivil yerleşim bölgelerine saldırdı Ermenistan. Şimdi konuğumuz Azerbaycan Milletvekili Sayın Gönül Nurullayeva. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhaba, merhaba. Merhaba, ben tekrar başınız sağ olsun diyeceğim size. En son Berde'de bir saldırısı oldu Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine ve 20'den fazla sivil hayatını kaybetti. Onlarca yaralı var. Sanıyorum yaklaşık 70, başınız sağ olsun. Yaralılara da acil şifalar diliyoruz. Ben şöyle başlamak istiyorum. 27 Eylül'den bu yana 34. gününde çatışmalar, Ermenistan'ın saldırısıyla başlayan çatışmalar ve 3 kez ateşkes ilan edilmesine rağmen yine Ermenistan tarafından ihlal edildi. Hem de sivil yerleşim bölgelerine saldırıyor Ermenistan. Bunun nedeni nedir? Siz neye bağlıyorsunuz Ermenistan'ın bu tavrını, bu saldırganı? Bilirsiniz, Ermenistan'ın sivillere karşı türettiği terör hadisesi düşmenin dövüş meydanında uğradığı mağlubiyetin bir tezahürüdür, bir neticesidir. Yani təəssüflər olsun ki, Berde şəhərinin növbəti dəfə təcavüzkar Ermənistan tərəfindən raket zərbələrinə məruz qalması nəticəsində 20-dən 21 nəfər həlak oldu və 70-dən fazla insan yaralandı. Ve bir neçə mülki sivil obyektlerimiz dağıdıldı. Bundan bir gün önce ise düşman yine Berde'ye bir saldırı yaptı ve biri az yaşlı olmakla 4 nəfərin ölümüne sebep oldu. Yani bir terror aktı törətdi, növbəti terror aktına imza attı. Ve döyüş bölgesinden onu ben sürsüyle vurulamak isterdim ki, döyüş bölgesinden kilometrelerle uzak olan əraziler mütəmadi olarak ermeni ler tarafından ateş altında saklanıyor. Yani Berde, Gəncəsi, Mingəçeviri, Qəbələsi, Hızısı, yani bu araziler çok uzak bir mesafede dövüş bölgesinden yerleşir ve bütün bu olaylarla alakadar son məlumatı da nəzərinizə çatdırmaq istərdim ki, Amnesty International ve Human Rights Watch Ermənistanın Azərbaycanın Berde şəhərində istifadəsi qadağan olunmuş kasetli raketlərlə zərbələr indirməsini dün pislədi. Yəni və onu təsdiq etdi. Bunu təsdiq etdi və kasetli raketlərdən mülkü ərazilərə, sivillərin yaşadıkları ərazilərə karşı istifadə etməyin bir amansızlıq olduğunu əlbəttə ki vuruladı və bir məsuliyyətsiz olduğunu vuruladı. Elbette bu çok sayılı insan itkisine yaralanmasına sebep olur ve kasetli dövüş sursatlarının her cür istifadesi ümumiyyətlə beynəlxalq humanitar hüquqa zid olan bir davranıştır ve elbette qadağandır. Sizin uluslararası topluma da bir mesajınız oldu. Bu son saldırıyla ilgili neydi o mesajınız Sayın Nurullayeva? Bilirsiniz, Azerbaycan ordusu öz torpaqlarını mənfur düşməndən azad etdikcə, elbette ki, işğalçı ölkənin hərbi siyasi rəhbərliyi nəzarəti itirir və terror aklarına el atır. Artık Ermənistanın müharibə cinayetlerinin sayı çok yüksek bir hatta gelip çattı ve dünya birliği buna hala da göz yumur ve işğalçının bu agresiyası dünya birliği tarafından pislenmeli, en azından bu insan telafatı pislenmeli ve ilk növbədə hem sədirlər Azerbaycan'ın sivil vatandaşlarına karşı törədilən qeyri insani hareketleri pislenmelidirler. Onsuz da biz 30 ile yakındır yani vasitəçi ölkələrdə münaqişə ilə əlaqəli bir ədalətli mövqe görmədik. Amma hazırda Ermənistanın daha azgınlaşması və sivilləri qatilə yetirməsi əlbəttə ki buna susmaq o məsuliyyəti Ermənistanla terrorçuyla zaten bölüşmək deməkdir. Yəni böyle. Peki.
Azerbaycan ordusu da Ermenistan tarafından işgal edilen toprakların her geçen gün daha fazlasını geri almaya da devam ediyor. Bu arada askeri anlamda da devam ediyor bu süreç. Son durum nedir? Azerbaycan ne kadarını geri aldı topraklarının sayısını bu geri alınan bölgeler arasında ayrıca stratejik öneme sahip bölgeler var mıdır? Hangileridir? Sizden bunları alayım. Son durum onu söyleyeyim ki bugün sabahtan başlayarak Göranboy, Terter, Ağdam ve Ağcabədi rayonlarının ərazisi artilleri ateşinə tutulur və şu an belə döyüş meydanında, savaş meydanında mübarizə davam edir. Və bilirsiniz bugün üçün biz artıq 178 kənd 4 rayon, 3 kasəbə, Talışdağ, Murovdağ gibi strateji əhəmiyyətli yüksəklikləri, Hudafərin körpüsü gibi tarixi bir belə deyək, məkanımızı biz işğaldan artıq azad etdik. Yəni bu çox böyük bir qələbədir, amma bizim əlbəttə ki, düşüncəmiz və bizim prinsipial bir mövqeyimiz var bu məsələ ilə bağlı. Biz sona qədər işğal altında olan Azərbaycan 20% torpağı, bilirsiniz ki, işğal altında oldu. Bütün torpaqlarımızı işğalçıdan azad etməkdir. Və əlbəttə bunun yeganə bir yolu var. O yoldakı hərbi siyasi nizamlama yolu ilə bunu həyata keçirməkdir. Hərbi yolu ilə biz döyüş meydanında bunu bugün də yapırıq və irəliyə doğru addımlayırıq. Siyasi yollarını həyata keçirmək üçün mən düşünürəm ki, regional bir çərçivədə artıq yeni bir müstəviyə qədəm qoymaq lazımdır. Yeni bir danışıqlara qədəm qoymaq lazımdır. Buyurun. Evet, evet. Hem Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın Aliyev'in hem sizin defalarca söylediğiniz gibi Ermenistan tarafından işgal edilen her bir toprağımızı geri alana kadar devam edeceğiz dediniz. Operasyonel anlamda bunu söylüyorsunuz ama tabii diplomatik açıdan da yapılabilecek şeyler var. Bundan sonrası için neler öngörürsünüz diplomatik açıdan? En son Rusya Devlet Başkanı Putin'in bir açıklaması oldu. Bu Karabağ sorununun çözümüne ilişkin Türkiye dahil birçok ülkenin bu görüşmelere katılması gerektiğini söyledi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirirsiniz? Diplomatik açıdan bundan sonrası için neler yapılabilir? Sizin beklentiniz uluslararası camiadan nedir Sayın Nurullayeva? Bilirsiniz, siz çok doğru vurguladınız. İlk növbədə onu qeyd edeyim ki, Ermənistan indi dayansa və konstruktiv bir mövqe nümayiş etdirsə və Fransa, Rusiya, Amerika tarafından işlənib hazırlanmış, yəni bilirsiniz Minskin həm sədr dövlətləridir və Azərbaycanın sadiq olduğu əsas prinsiplərə açıq şəkildə isə bizim prinsiplərimiz var. Onda əlbəttə hər şey dayanar və günü bugün biz masa arxasına əyləşib danışıqlara, yəni siyasi nizamlamaya qədəm qoymuş olarıq. Amma Ermənistan hökuməti başa düşməlidir ki, indi onlar diktə etmək vəziyyətində deyillər. Çünki status quo artıq yox. Yəni təmas həddi artıq yox. Bunu bizim Sayın Cumhurbaşkanımız da dəfalarla söylədi və reallıq tamam farklı, yəni bunu kabul etməlidirlər və bunu düşünərək masa arxasına konuşma istərlərsə əyləşməlidirlər. Rusiyanın mövqeyinə gəldikdə isə əlbəttə Rusiya ilk öncədə Sayın Putin qeyd etdi ki, müharibə Ermənistan torpaqlarında getmiyor. Yəni bu torpaqların, bu mesajdan bəlli olur ki, bu torpaqlar Azərbaycanın torpaqlarıdır və Azərbaycan öz torpaqları uğrunda mübarizə aparır və sizin Sayın Cumhurbaşkanınız Recep Tayyip Erdoğan'ın da bilirsiniz Putin'lə bir telefon danışığı görüşməsi oldu. Evet. Və həmin görüşmənin nəticəsi olaraq da o söylədi ki, mən Putinə də söylədim ki, istəsəniz gəlin Cənubi Qafqazdakı münaqişəyə birlikdə son qoyaq.
Yəni bu münaqişəni birlikdə həll etməliyik, birlikdə çözməliyik. Yəni siz Putin Ermənistanla konuşma apara bilirsiniz. Mən də Azərbaycan tərəfi ilə konuşmaya apara bilirim və nümayəndələrimizi göndərə biliriz və nəticədə bir karar verməliyik. Yəni, münaqişənin bir həllinə gəlib çıxmalıyıq. Və əlbəttə ki, regional çərçivədə baxsaq, bu regionda Türkiye ve Rusya regional devlet olarak çok büyük güc ve söz sahibidirler. Onların bir masaya gelmesi ve bu münaqişenin hallinde bir çapa göstermeleri hepimiz için iyidir. Yani bu ancak müsbet, biz düşünürük ki bu müsbet bir netice verebilir bize. Ama askeri anlamda da diplomatik anlamda da sonuç olarak Ermenistan işgali altındaki Azerbaycan topraklarının geri verilmesi zannediyorum tek şartınız, en önemli şartınız. Evet, o şartımız, o söz konusu evet. Olamaz zaten. Onu kabullenirse biz masa arkasında konuşmaya razı. Yani imitasyalı konuşmalara biz artık 30 yıl bunu gördük. Artık biz bundan sonra 30 yılda zaman kaybetmek istemiyoruz. Ona göre bunların hamısını yani büyük devletler anlamalı. Evet, bu mesaj önemli. Peki, evet. Ben son olarak Azerbaycan halkının durumunu sormak isterim size Sayın Nurullayeva. Devamlı içindesiniz, temas halindesiniz, yaşananlar ortada. Azerbaycan halkı ne durumda, neler yaşanıyor, neler hissediliyor diye sormak isterim. Bilirsiniz, Azerbaycan halkının dönmez iradesi ve ordumuzun kahramanlığı sayesinde tüm şehir ve kentlerimiz qaytarılacaqdır. Yani Azerbaycan hükümeti dağıdılmış şehirleri yeniden vuracak, yeniden bərpa edecektir. Ve tüm Azerbaycan halkı devletimizin en parlak sayfasını yazıyor. Yani Azerbaycan'da yaşayan həmrəylik, yaşanan həmrəylik, karşılıklı destek, birlik ve ordumuzun kahramanlığı bu şanlı tarihin bir sebebidir. Ve müzəffər Azerbaycan ordusu öz məqsədinə çatır, ben onu söyleyeyim, ve çatacaqdır. Yani Azerbaycan'ın ərazi bütövlüyü bərpa ediləcəkdir ve hiçbir qüvvə Azerbaycan halkının iradesi karşısında duruş gətirə bilməz. Peki. Eklemek istediğiniz bir şey var mı Sayın Nurullayeva? Ben sizlere teşekkürümü bildirmek isterdim. Türk halkına teşekkürümü bildirmek isterdim. Desteğiniz için var olasınız. Yani sizin bize gösterdiğiniz manevi ve siyasi destek yani yeterlidir bize. Durmadan bizimle ilk günden bugüne kadar çalışırsınız. Bunun için ben sizlere minnettarlığımı, teşekkürümü bildireceğim. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için, sorularımı yanıtladığınız için. Azerbaycan Milletvekili Sayın Gönül Nurullayeva. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sağ olun, teşekkür ederim.